Selam arkadaşlarım, hepinize selamun aleyküm. Efsane Filistimizin 71. bölümüne hoş geldiniz. Yeni kamera aldık. Nostaljiden ben en sonunda vazgeçirdiniz arkadaşlar. Yani A4 tek şu kamerayı kullanıyorum, göstereyim. Çıkçıklı. Eski 2005 internet kafe kamerası. A4 tek bu kamerayı kullanıyordum ama şimdi Logitech'in ne bu C720 mi neyse artık. Zıbırtısını aldık. Yani görüntü tabii çok daha net bu kamerada. Evet arkadaşlar. Ama bu kameranın asıl artman tabii ki de kullanacağız. Dursun yerde aldım olur diye. Kameram oydu yani değerli arkadaşlar. Bu arada mikrofonu da göstereyim. Mikrofonu laf ediyor herkes de yani BM 800 kaç abi bu? BM 800B arkadaşlar. Kamera yani mikrofon da öyle adi mikrofon değil. Gene şu an 600-700 mikrofon yani öyle işte olur olmaz kötü bir mikrofon değil için aşırı. Orta seviye bir mikrofon diyelim. Neyse Tony Darpa'dan videomuza başlayalım arkadaşlar. Action House'dan satıldı. 46,5 M üzerimize alalım. Bu hala duruyor aslında. 20 M koyduk ama satılacak gibi değil. 46,5 M bizi üzerimize alıyoruz. Varsayı tartı altıdan videomuza karla başlıyoruz. Lucky Drive bir 10 M'lik Lucky Drive'e kayıt yaptık. Onu da bekleyeceğiz diyelim. Bu bölümümüzde muhtemelen takılarımıza bir şöyle upgrade yapacağız. Şunları üçlemeyi planlıyorum arkadaşlar. Toplayalım takıları sonra basma kısmında görüşürüz diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi browserlarımız için anlaştık bir arkadaşlar. Rise Online'da Gold Bar tercihimiz. Her zaman gibi sponsorumuz Oyunex'te. Ben şu 12 GB çekeceğim. Tabii 12 GB aldığım zaman 10 GB geçtiği için GB 410 TL'den 290 TL'ye düşüyor ki şu anda aktif en ucuz GB fiyatı arkadaşlar. Bakın 410 TL diğer sitelerde de bizde şu an 395 TL'ye iniyor. 10 GB ve üzeri aldığımız için değerli arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. Şimdi hemen şöyle girelim. İkimizi de alalım. D4. Kardeşimle anlaştım arkadaşlar. Dual artı 2 Brawler için hemen hızlı teslimat. Şimdi bunlar bir de artı üçlemesi var tabi. Geldik D4'e bekliyoruz siparişimizin teslim edilmesini. 12 GB çektik. GB de bu arada yerinde de durmuyor yani arkadaşlar artıyor sürekli. Bekleyelim GB'miz gelsin arkadaşlar. Bir dakika içinde geldi arkadaşlar. Şöyle 12 GB'miz tarafımıza iletildi. Bekliyorum diyeyim. D4 banka diyelim. Kardeşimize bekleyelim. Ürünümüzün gelmesini. Artık Brawler'larımızda. Üçlendi. Artık takı kombinimiz üçlendi arkadaşlar. Şu anki hedefimiz artık ne olacak derseniz bana şayet artık artı 4 arkadaşlar. Pendantı şimdilik biri tutacağım. En son onu da ikileriz ama şimdi bilmiyorum yani. Şu hedefim önce Holy Priest Ring'i üçlemek. Şunu ellemeyeceğim arkadaşlar. Ya bunun STR bonusu da çok olmadığı için bu şimdilik 3'te kalsın. Holy Priest Ring'i 4 veya doğrudan bunu 5'e edebiliriz bakalım. Henüz karar vermedim. Ama takılar üzerinden gideceğimiz doğrudur arkadaşlar. Şimdi arkadaşımızın teslimatını bekliyorum. Evet arkadaşlar düştü. Kahpe kalem ikinci günümüzde. Mini aldık çöp. Bir işe yaramaz. 2 RRR, 2 Storm, 2 N, 2 RRR. Elinize sağlık. Evet kardeşlerim tanesi 13 M'den. Alayım 2 kalmış da. Tanesi 13 M'den 5 tane Royal Chest çektik. Şöyle bir gidelim kırdıralım bakalım. Ara ara her bölümde kırdırmaya çalışıyoruz bunları. Deneyelim bakalım ne verecek. Şöyle pendant ver be yüzümüz gülsün. Kahpe fortuna'ya geldik. Çöp attı abi ilkinden. Abi bu ne ya?
Kahveliye devam abi. Upgrade Sukula programlanmış herhalde. Ne lan? Buradakiler de 19'dan satıyor ha. Hiç zorlanmaya gerek yok. Bir bok şansımız yok bugün besbelli. Değerli arkadaşlar, bu Volerantino isimli arkadaşla Brawler 2 için anlaştık ama arkadaş bize GB'yi çektirip bir de üstüne gülücük atıyor böyle neredesin diye 2 saat sonra. Hani böyle karakter yosunlarından bir şey alıp satmayın arkadaşlar. Daha ismini de söylüyorum, Valentino. Böyle kahpe evlatlarından halinde bir şey alınmaz yani. Bana GB çektiriyor, gülücük atıyor sonra. Terbiyesiz herif. Dead Lord farmındayken geldi bir kahpe asas peşimize. Geri kaçtı. Birazdan geri dalar mı acaba? Bekleyelim bakalım. Dalacak mı? Herhalde ben bunu kesemem deyip gitti mi? Ne yaptı? Kahpe asas gene geldi abi. Bak lan şu şerefsize. Bak bak bak. Yani var ya, öyle bir şerefsiz ki. Baba daldığım zaman geliyor. Tomma unutmadı bu arada. Tam şerefsiz evladı bak, tam. Böylesine şerefsiz evlat denir arkadaşlar, kusura bakmayın ya. Lan yaratık bir tane vurdu, canı %69'a indi lan. Sefillikten ölüyor herif. Oha! Ya defol sefil ya. Acit. Değerli arkadaşlar, takılları yükseltmeye niyetim vardı. Geri vazgeçtim. Çünkü gerçekten asas sınıfına nerf gelmeden veya biz hiç skill animasyonumuz şöyle 2 saat bu değer atana kadar geçen süreçte her türlü ölüyoruz. Yani şuradan gelecek STR, buradan XTR inanın bir şey değiştirmeyeceğine kanaat getirdim. Şimdi çare ellemiyorum. Bu şekilde kalsın. Ha. Gerçekten kalsın. Yok abi, yani şu anki oyunda iki asasa dayanma imkanımız neredeyse yok ya. Sırayla skill mi karıştırmıyorlar. Yani bir tür hadi bir tür kendini kurtardın diyelim. İşte weak skill'ine düştün. Tam atak yaptığına hemen blink skill'iyle uzuyorlar falan. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Şuna bir ciddi manada bir asasa nerf gelmeden veya bize bir güncelleme gelmeden çare böyle kalsın abi. Ellemeyeceğim. Kararlıyım da yani. Evet değerli arkadaşlar, Diabolik kahvesindeyiz. Malumunuz güncelleme aldı Diabolik. Ve zor kesiliyor artık. Ne göre yaklaşık 2-3 kat daha zor kesiliyor. Ya bu tabi videoyu Diabolik için açmadım arkadaşlar. Baş aldık. Bunun için açtım videoyu. Lucky Drive'den nihayet biz de şöyle bir 3 tane Tomoe of Desire aldık. Alayım bunları da üstüme. Güzel. İlk defa bir 3.5'en verip de karşılığında 3 tane eşya aldık. Bu Mohtisayların fiyatı arkadaşlar. Pardon lan, Destruction ya. Desire DT duruyor. Yani 5'inden 15'e. 3 verdik, 15 aldık diyebiliriz. Yok bir kar etmedik ama hiç değilse zarar etmedik diyelim. Lucky Drive'den değerli arkadaşlar. Arkadaşlar kahpe kalep hard moddayız. Artık bir şu kalepten de bir drop alalım kayda değil diye bekliyoruz bakalım. Kahpe kalep düşmek üzere. Ador bir Lorna bet falan. Son potunu bastı. Kahpe kalep öldü abi. Evet, muazzam bir drop aldık gördüğünüz gibi. Artsword abi. Adam Knight Karadaş Şah mı? Adios Knight Ornite Hammer aldı. Yani adam akıllı kaydı drop alan yok. Artsword aldık biz de. Sağlık olsun.
Evet arkadaşlar, gene 5 tane Royal Chest çektim. 12 yerinden tanesi. 60 yem ediyor. Bakalım. Şey, ha, abi. Bir şans yok gene. Yani yok abi. Şans yok bizde. Bari şu gelen şeyi basayım da. İmperial Rogue'ye. Bari oradan artı altıya falan geçerse eğer. Oradan bari bir şeyler yapmaya çalışalım ya. Tamam, bir İmperial attı. Artı biri bir işe yaramaz zaten de. Direkt basıyorum bu arada. Bak, belanı versin. Değerli arkadaşlarım, şimdi normalde her ay çektiğim video vardı benim. Bazı online piyasalar diye, ama o videoyu kaldırdım. Çok rağbet edilen video değil. Onu da bu videomuzun içinde bir bölüm olarak sıkıştırayım. Çünkü normalde bu konuya değinmeyecektim ama değinilmeyecek gibi değil arkadaşlar. Ryzen 9'un GB'sine baktığım zaman GB'ne yana bir sıkıntı yok. 380'den alış, 425'ten satış, gayet yüksek bir GB satış fiyatı var. Lakin Itin fiyatlarında ciddi manada bir gerileme söz konusu arkadaşlar. Çağ dizmek isteyenleri şu an yaz ayında dikkatlerini buraya çekiyorum arkadaşlar. Eğer bir şeyler almak istiyorsanız gerçekten tam zamanı. Yani şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, böyle özellikle Storm Bridge falan, direkt şöyle elimiz araştıralım. Bakın Storm Bridge'ler, BP işler için söylüyorum. Şu an rüzgüz 6-6,5 bin lira bandında. Yani Artsword'lar 8 Artsword tabii. Bakalım Artsword'lar, bakın 3000 TL bandında, artı 8 Artsword. Yani baba itemdir. Yine adı neydi onun? Sword da ne Sword yani? Cannibal Blade, pardon. Evet. Cannibal Blade'ler arkadaşlar. 8 Cannibal Blade basılmış ha. Kaç HP lan bu? 174 HP. Harbiden var ya, güzel silah ha. 250 HP, 250 mana, 80 leri esnaf, 448 STR bonus var. Öf. Harbiden de çok efsane bir silah olmuş. Ama tabi bu paralar etmez arkadaşlar. Ne olursa olsun edeceği taç çatlasın 20K bu arada. Fiyatlar beyhude. Art yerisi bunun da yine 3000 lira arkadaşlar. Tabi kendi bulma arsa oldu. Ben arsa olsa tavsiye ederim ama kendi bulda yani mana için, HP için tercih edilebilir arkadaşlar. 40 defans bunun da, ama bunun da 100, 200, 400, 420 hatta bonusu var. EBB, MP, 210, 210 şeklinde. Var yani Divine'lara baktığımız zaman onlar da baya baya gerilirdi. Şu anda ikisini çok rahat 5000 TL'ye, bir Divine'e yarayıp bir Divine'i çok rahat alırsınız arkadaşlar. Ve Divine'ın pendantı şu an gümüşe bana, ha pendantlar hiç bu paralar değil arkadaşlar. 9000 lira bandına 8.5'a kadar gördüm. Divine pendantlar var. Yine başka ne item bakabiliriz? Letter set. Letter set çok düşmüyor arkadaşlar. Artı 9'da basmak zor olduğu için. Letter setler hala 6000 lira bandında. Yani çok düştüğünü söyleyemeyeceğiz. Letter setlerin. Onun dışında Enhancer sete bakalım. Enhancer setler de şu anda yani rünsüz olanlar 1800 lira bandında arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim. Rün bas olanlar da 2000 lira falan bandında. Enhancer'lar. Vixen'lara bakalım. O da çok gerileyen itemler arasında arkadaşlar bu arada Vixen'larda. 8 Vixen, yani 6000 lira bandında şu an 8 Vixen satılıyor. Artık ürüne göre falan değişebiliyor bazı fiyatlar. Değerli arkadaşlar, böyle genel olarak da bir bakalım. Yani dizmek isteyen arkadaşlara duyurulur buradan. Bakın orada Golden Snake 8, 3000. Facelifter 8, 3000. Elven Bow 7, 5750 demiş. Chaos Ring 3300. Bunlar size komisyonunu düşerek de ben yuvarlıyorum arkadaşlar. 7 Archmage Thunderstaff, hadi de çok LR Mage için çok güzel bir şey var arkadaşlar. 4.5 milyar demiş. Golden Snake 8, burada hatta daha da ucuza bakın. Burada rüm yok bunda muhtemelen. 2750 yani. Şu silah Ancient Sledgehammer. Ya bu silahı daha önce de söyledim. Yani çok bulunan bir item değil ama silah da şu an %2 atak bonusla beraber 156 şey var. AP'si var ama yani bir farmanın kullanacağı silah değil arkadaşlar bu silah. Ancient Sledgehammer.
bonusu, Robya kısmı biraz işi bozuyor yani. Tanrıların tercih edeceği bir silah değil. Efendime söyleyeyim. Moonbelt demiş 11.300. Bunlar daha da düşük fiyata bulunur arkadaşlar bu arada. Onu da net şekilde söyleyeyim. Equalizer 7 bu hala düşmüyor fiyatı. Aynen. Ranger Rank 3 2600. Brawler Pendant bakın 10.000'lerden 12.000'lerden geldi. Earthshaker 8'i 6.5'a çok rahat bulursunuz arkadaşlar. Kicks Dual Warlord Rank 10.000 lira. Ne Lornard Belt. Şu belte 50 60 100 diyorlardı. Geçen 12.000 liraya satıldı arkadaşlar. Haberiniz olsun. 50 defans 12 setleri. 12 yard 12 int. Böyle bir belt. 2600'e Divine yani bunun site komisyonu düştüğünüz zaman 2400'e falan gelir. Yani Vartay 8.000 güzel ürünü varmış arkadaşlar. Rogue'lere karşı bonus falan diyor. 7 Warrior Imperial Set 4 milyar şu anda. Black Dragon Link 6.000. Yani. 7 bunlar sabre elit ürün var aralarında. %2 atak bonusu var. 6.000 lira. PK atan BF'ler için de kesinlikle bunlar sabre tavsiye ederim. 8 Mino. Para değil. 1990 lira. Sunshard 8.200 lira. Overseer artı 7. Yani bu silah çok değerliydi ama sonra en tabii önemini yitirdi. 1900 lira. Artı 9 Mino. 125 milyar da bu parada tabii beyhude hikaye yani. Geçiyorum o yüzden. Yani değerli arkadaşlarım şimdi şans World of Terror olarak burada 45 milyar istiyor. Bu da çok fazla yani. Fiyatları etmez hiçbir zaman. Bunu diyeceğim arkadaşlar. Yani her türlü şu anda eğer Ryzen'larla chart izlemek istiyorsanız şayet gerçekten piyasalar gayet uygun durumda. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Şu anda chart izlemek isteyen kardeşlerime şu anki ortamda gayet çarpıcıdır arkadaşlar. Haberiniz olan. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar.